Sevgili finans ve borsa kanalı takipçileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu düşüşün neden yaşandığını, %3.58'lik ciddi bir düşüş yaşandı. Bu düşüşün neden yaşandığını, bu düşüşün devam edip edemeyeceğini, ileriki günlerde bizleri nelerin beklediğini ve bu düşüşün asıl nedeninin ne olduğunu sizlerle konuşmak istiyorum. Kısa bir 8-9 dakika içerisinde çok fazla zamanınızı almadan bunları özetleyip bitireceğim. Haberlerimizi konuşacağız, piyasa verilerini konuşacağız, ufak bir teknik kısma göz gezdireceğiz. Ardından videomuzu tamamlayacağız. Bu ciddi bir düşüş olduğu için %0.50'lik, %1'lik, %1.2'lik bir düşüş değil de %3.58'lik bir düşüş oldu. Ve neredeyse bütün hisseler aşağı yönlü hareket ettiği için sizlerle bu videoyu paylaşmak istedim, bu videoyu hazırlamak istedim. Gelin dilerseniz incelememize başlayalım. Önce birkaç tane haber göstereceğim. Bu olumsuz haberlerin etkilerinden bahsedeceğim. Ardından daha önemli iki tane veriyi paylaşacağım sizlerle ve teknik analize bakıp videoyu bitireceğim. Bu yüzden önem sıralaması sona doğru arttığı için videoyu atlamadan sonuna kadar izlemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Aynı zamanda kanalımıza beğeni atıp bir adet abone olursanız çok teşekkür ederim. Görüşlerinizi kendi yorumlarınızda yorumlar kısmında bekliyorum. Haydi başlayalım. Şimdi öncelikle 25 Mayıs öğlen 5 gibi gelen bu haberde daha önce yayınlandı. Bu sitede geç yayınlanmış. Şöyle bir algı oluşuldu yayınladığı yaz kararnamesi 3070 hakim ve savcının görev yerinin değiştiğini söylüyor. Evet aslında bu çok matah bir haber değil ama sanıldığı kadar da korkutucu bir haber değil. Bu haberi sanki hakimlere ve savcılara operasyon yapılıyormuş gibi algılandı ve piyasa bunu bu şekilde yorumladı. Bu ilk haberimdi. İkinci ve aslında bana göre çok büyük olan bir haber Fed'de enflasyon kalıcı olmadığı vurgusu devam ederken ECB Euro bölgesinde enflasyonun küresel bazda hala geride olduğunu vesaire vurguluyor. Sonunda şu söylemler geliyor. Chicago Fed Başkanı Charles Evans ABD'de enflasyon son dönemde yaşanan yükselişin kalıcı olmasını beklediğini söyledi. Bu yüzden de e, enflasyon tahminlerinde yaşanan yükseliş enflasyonun kontrolden çıktı anlamına gelmediğini belirtti. Peki ne ifade etmeye çalışıyor bize? Onu okuyalım. Yönetici öte yandan 2022 yılı ve sonrasında kalıcı enflasyon görülmesi ihtimalinin düşük olduğunu söylüyor. Bakın burada böyle bir haber var. Şimdi gelelim bunu kapatıp şuraya. Morgan Stanley'ın CEO'sundan FED faiz tahmini geliyor. Bakın kendi açıklaması değil tahmini geliyor. İşte 2022 yıl başlarında faiz arttırmasının beklendiğini söylüyor. Morgan Stanley'ın CEO'su James Gorman ABD Merkez Bankası FED'in tahvil alım programını bu yıl sonuna doğru azaltacağını ve 2022 başlarına faiz arttırmaya başlayacağını düşündüklerini söyledi. Bu bence çok ciddi bir haber. Neden çok ciddi bir haber? Daha deminkini bir kere köreltiyor. enflasyon düşük olduğunu, enflasyon düşük kalacağını söylenen habere tam tersi bir şekilde faiz arttıracaklarını söylüyor. Ve diyor ki benim kişisel görüşüm faizlerin planlandığı gibi 2023'te değil gelecek senenin başlarında yani 2020'nin başlarında olduğunda şurada bir 6 aylık süre kalıyor. Fed'in rakamları ne gösterirse o şekilde ilerleyeceğini ve bunun kendi görüşü olduğunu belirtti. Yani bir faiz arttırımı yaşayacağını ABD tarafında açıklıyor veya tahmin ediyor diyelim. Ama Amerika'daki bir faiz artışı Türkiye'deki tabii ki paraları yabancı yatırımcıyı daha fazla caydıracak ve ülkeden çıkartıp Amerika'da faizi koymak zorunda bırakacaktır. Faiz artışının etkisi de bu şekilde olacaktır. Gelelim devam edelim. Hazinemiz iki tahville 1.9 milyar TL borçlandığını 1 ve 7 yıl vadeli iki tahvilde toplamda 1.9 TL 1.9 milyar TL borçlandığını söylüyor. Şimdi iki haberimizde bitireceğim. Çok ciddi iki habere geçeceğim. İşte Maliye Bakanımız Lütfi Elvan Bloomberg'e verdiği söyleşti. pandemi desteklerinin milli gelirin %3'ünü geçeceğini söylüyor. Bu ciddi bir oran yıl sonunda da 22-25 milyar dolarlık cari açık beklendiğini söylüyor. Tabii ki bunlara inanmayan büyük bir kesim var. Ben aksini bilmediğim sürece söylenen verilere inanıyorum ve bunlar üzerinden yorum yapıyorum ama tabii ki bu verilen rakamlar bir süzgeçten geçirilip azaltılmış rakamlar olma ihtimali çok yüksek. Milli gelirin %3'ünü destek olarak dağıtma noktası da çok sıkıntı. Gelelim şimdi en büyük haberlerden ilkine. Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 9375. Biz Mayıs ayında yani bayram itibariyle bir kapanmaya girdik. Tek derdimiz korona vaka sayılarını azaltmaktı. 60 binlerden 5 bin altına hedefliyorduk geldik 7000'lere, 5000 bin, 6000'lere doğru. Yani 5000'e gelemedik ama 7-8000'lere geldik. Tekrar patladık. Tekrar 9-10 binleri görmeye başladık. Bu noktada ne oluyor? Bizim bakın destekler dağıttık, paralar dağıttık, 15-20 günlük kapanmalar sağladık, aşılamalar yaptığımızı söyledik, çalışmalar yaptık. Yani bir konu üzerinde. Bu sandalye üretimi de olabilir. Ne bileyim, eğitimde bir reform da olabilir. Koronavirüs sayısını bitirmek de olabilir. Herhangi bir bir konuda. Bu işi bitirmek ve bu işin üzerine yoğunlaşmak istedik fakat yine başaramadık. Bu ne kadar başarısızlık test ederse örneğin bir direnci test etmesi gibi her test ettiğinde daha fazla düşer ya. Sadece dedik ki korona vaka sayılarını düşüreceğiz. Yaz turizmini açacağız, yazın döviz kazanacağız ve biraz borçlarımızı kapatacağız bu döviz sayesinde dedik. Bunu bile başaramadık. Korona vaka sayılarını ısrarla düşüremiyoruz. Aslında bizim bir aydır tek uğraşımız korona vaka sayısını düşürmekti. Bunu bile beceremediğimiz noktada her şey ters tepiyor. Bir anda her şey ters düşüyor. Bizim tahminlerimiz bile ters düşmeye başlıyor. Yani bir ülkenin tek uğraştığı şey koronavirüs sayısını düşürmek olup da onu beceremezse çok sıkıntıya girer. Amerika bitirdi. Amerika kapalı açık alanları bırakın. Kapalı alanlarda dahi maske takmıyorlar artık. Amerika'da neredeyse tam tamamen bitti korona. Oradaki bazı haberleri yayınları takip ediyorum. Spor salonlarında kapalı merkezlerde bile maske takma zorunluluğu kalktı artık. Fakat e, Türkiye daha vaka sayılarını 5000'in altına çekip turist almak istiyor. Bunu bile başaramadığı zaman işte işler sarpa sarıyor, terse sarıyor. Bir diğer noktada. Gelin bakalım diğer bir noktayı inceleyelim. Birinci önemli noktamız bu pandemide başarısız olmaktı. Korkunç bir şey. Diğer noktamız iki tane önemli noktam kaldı. Birincisi Sedat Peker olayı. Ne kadar seversiniz sevmezsiniz siyasi bulursunuz bulmazsınız hiçbir yorumum yok. Fakat şöyle bir gerçek var ki bir kişi geliyor ve siyaset gündemini ve piyasaları ve haberleri ve akışı her şey tek başına sallayabiliyor. Bu kadar çok şey biliyor. Bu kadar fazla konuşuyor. İşte burada piyasalar bundan bir gün şaka, iki gün şaka, üçüncü gün şaka dese de dördüncü gün bütün devlet erkanı burayı ciddiye alıp bunlar açıklama yapmak zorunda bırakıldığı zaman piyasalar bunu yorumlar mecburen yorumlar. Videoların izlenme sayıları 10 milyon, 12 milyon, 13 milyon. Bunların da çoğunun seçmen olduğu biliniyor zaten. 12-13 yaşında çocuklar izlemiyor. Hep seçmen kitle izliyor. Ve 13-15 milyonlara yakın bir izlenme kitlesi var. Video başına diyorum. Totali belki 30-40 milyon izlenme sayısına ulaşmıştır. Buradaki ciddiyetin farkına vardığı zaman Devlet Erkan açıklama yapıyor. Bu iş ciddiye bindiği zaman da piyasalar bunu ne yapıyor? Aşağı yönlü olarak maalesef ki yorumluyor. Buna bir çözüm getirilmesi lazım. Devlet iyi iş yapmıştır, kötü iş yapmıştır siyasetle hiçbir bağlantım yok ama bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Bir diğer sorun da aslında daha basit ama daha temel bir sorundur. Bakın göstereyim nedir? 4 Mayıs itibariyle 5 Mayıs itibariyle borsanın %2,5 bile gidemediğini görüyoruz. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yani nereden dedim 5 Mayıs'tan 25 Mayıs'a 20 gündür ama piyasaların açık olduğu da bir 10 gündür. 10 günde sen %2,5 yapıyorsan eskilerin de biraz bileceği babamın falan da söylediği bir laf vardır. Gidemeyen borsa düşer. Gitmek için bir sebebi olmayan borsa mutlaka düşer ve çakılır. Babamın falan da söylediği bir laf vardır. Gidemeyen borsa düşer. Gitmek için bir sebebi olmayan borsa mutlaka düşer ve çakılır. Videoyu sonuna kadar izleyin. Sonunda yapacağımız stratejileri de sizlere anlatacağım yine. Gidemeyen borsa, gitmek için kendine bir sebep bulamayan borsa, çıkması için bir nedeni olamayan borsa tökezler, çakılır ve düşer. Bu 2-2 iki iki daha 4 şeklindedir. Zaten 140.000-1400 desteğini direncini özür diliyorum kıramadığı zaman ve buralarda oyalandığı sürekli aşağı yukarı aşağı yukarı hareketler yaptığı zaman bu borsa ne olacaktı mutlaka bir yerde düşecekti. Bu güzel bir sözdür ve işler Çıkamayan gidemeyen boğulursa mutlaka çakılır ve düşer. Gitmek için bir sebebi yoktu. İyi herhangi bir şey yok. Olumlu herhangi bir şey yok. Mecburen bir düşüş salladı. E Şuna da bakabiliriz tabi buna da bir şey diyebilirsiniz. 26 Nisan'dan beri yükselen %10'unda %3'lük %4'lük bir düzeltmesi de olabilir mi? E, olabilir. Bu çok ciddi midir? Aşağı yönlü kalıcı devam eder mi? Etmez. Yani bu etmez. Teknik verileri biraz inceleseydik 24 Mayıs'ta yani dün itibariyle bir Directional Movement Index kırılması olduğunu da görebilirdik. Buradan kendimize bir sinyal seçebilirdik. Aynı zamanda yine teknik veriler kısmında parabolik sarı incelemesi yapsaydık da sarın grafiğe ne kadar fazla yaklaştığını ve her an terse dönebileceği imkanını kendimiz görebilirdik. Teknik verileri de bitirdim. Son iki şey söyleyeceğim. Ondan sonra devam edeceğim. Gidemeyen borsanın düşeceği bir gerçektir. Örneğin hava yolları hissesi. Yani Türk Hava Yolları 13.60'ları en totalde en tepe noktasında gördü. Nerelerden geldi buralara? 1 lira bile artış yaşamadı. Yani herhalde %10, %15, %20'lik bir artışlar en fazla sağladı o dip noktalardan alım gerçekleştirenler için bile. Ama korona vaka sayıları 60 binden 8-9 binlere kadar indi. işte bunun gerçek olacağı. Gerçekten koronayı yenebileceğimize inansaydık Yatırımcılar inansaydı buna hava yolları en az 15-16 liralar seviyesine gitmesi gerekiyordu. Buradan işte anladığımız şey bir baskı var, bir inançsızlık, bir güvensizlik var. Ve bu er ya da geç birkaç gün oyalandıktan sonra sert bir şekilde yansıyor. Bizim gelecek için yapabileceğimiz en güzel şey iyi eğitim alıp teknik ve temel analiz noktasında iyi olmamız lazım. Öncelikle kısa vadeli alsatlarla para kazanabilmeyi, kısa vadeli gün içi işlemlerle veya haftalık işlemlerle para kazanabilmeyi bilmeliyiz borsadan. Bir diğeri de iyi bir temel analiz yapıp uzun vadeli senelik 5 senelik, 10 senelik hisselere girip bu tip ufak tefek çıkışlardan çok fazla etkilenmemeli, kendimizi bu konularda üzmemeliyiz. İyi araştırma yapmalı, iyi eğitim almalıyız ve mutlaka sepet mantığı yaparak alternatiflere yönelmeliyiz. Dolara, dövize, yurt dışı yatırımına, fonlara kripto paralara, mevduata, nakit birçok şeye bölünmeliyiz ki riskimizi minimalize edebilelim. Bugünkü düşüşün nedeninin bu olduğunu düşünüyorum. Yapmamız gereken senaryolar belli ama düşüşün çok fazla uzun süreceğini tekrar yeni dipler gösterebileceğini bize düşünmüyorum açıkçası. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz beğeni atıp kanala abone olabilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.